Evin reisi erkektir. İslam'ın kelime anlamı teslim olmak demektir. Oysa bizim toplumumuzda din deyince maalesef çoğu zaman sadece namaz, abdest, oruç gibi dinin ibadetle ilgili bölümleri akla geliyor. Dinin muameleyle ilgili bölümleri ise sanki bizim keyfi seçimimize bırakılmış gibi bir algı var çoğumuzda. İbadetleri yapmakla kendimizi dindar zannediyoruz. Mesela aile konusunda dinimizin bize çizdiği bir çerçeve var. Fakat biz yaşantımızla ne kadar o çerçevenin içindeyiz? Erkek, ailenin reisi olarak Allah Celle Celaluhu'nun kendine verdiği yükümlülüğü yerine getiriyor mu? Kadın, evin hanımı olarak Allah Celle Celaluhu'nun kendine verdiği sorumlulukları yerine getiriyor mu? Dindar ailelerin çoğunda en temel problem erkeklerin evde reis olmaması, Allah'ın verdiği görevi yerine getirmemesi ya da getirememesi. Kimi reisliği hanıma devretmiş, yan gelip yatıyor fakat huzursuz, kimi de gücünü kötüye kullanıyor, ailesine zulmediyor. Kimi de nasıl reislik yapacağını bilmiyor, bocalayıp duruyor. Oysa aileden erkek sorumlu. Erkeğin bu görevi acilen üstlenmesi ve idarecilik konusunda çaba göstermesi ve kendini geliştirmesi gerekli. Kadınlarsa pek çoğu, Allah Celle Celaluhu'nun onlardan istediği kocalarına karşı saygılı ve itaatkar olma halleri içinde değiller. Kadın hakları yaygaraları sebebiyle Müslüman hanımlar, İslam'ın kadına verdiği haklardan razı değiller. Çoğu kadın evde otorite olmak istiyor. Kocaya saygı ve itaat bir eziklikmiş gibi algılanıyor. Kadınlar güç ve otoriteyi sevdiler. Oysa otorite, kadın için tadı güzel, zehirli bir meyve gibidir. Kadına, Allah Celle Celaluhu'nun bahşettiği özel ve güzel pek çok kadın olma halini yavaş yavaş öldürür. Hepimiz Allah Celle Celaluhu'nun bizden razı olmasını bekliyoruz. Fakat biz Allah Celle Celaluhu'ndan razı mıyız? Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği dinden razı mıyız? Önce kendimize bu soruyu bir soralım. Sema Maraşlı, ÇocukAile.net 5 Ekim Mevlana Takvimi